Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır tek başıma karşınıza çıkmıyordum. Çağlayan Adliyesi yargı masasıyla karşınızdaydım. Biliyorsunuz artık böyle Demet Işıl kanalı birazcık daha programlandı, birazcık daha formatlandı. Ve Çağlayan Adliyesi artık sizin karşınıza sevgili avukat Özgecan Sırma ile beraber yargı masası olarak çıkıyor. Bunun yanında bir de sorgu masamız var. Sorgu masamızda sizin merak ettiğiniz kişileri ve konukları sorguya aldığımız, adeta bir sorgu gibi üçümüzün oturduğu güzel bir format oldu. Bunun yanında tabii ki benim izleyicilerim Emir'i de çok merak ediyor. Beni de çok merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda hukuksal bir süreç yaşadık. Bildiğiniz üzere yazın başında hayatımda neler oluyor diye bahsetmiş olduğum davalarımızın ilk celsesi görüldü. Ben de hem 2023'ü kapatırken arkamda çam ağacımızla beraber emek emek Emir'le beraber böyle süslerini koyduğumuz ve her akşam beraber izlediğimiz çam ağacımızla beraber hem sizinle bir 2023 yılını değerlendirmek istedim. Hem de son zamanlarda kendime gerçekten çok fazla yatırım yaptığım bir dönem yaşıyorum. Bunların içerisinde işte bolluk bereket arttırmak, aşkı çağırmak, kötü gözlerden ve nazardan korunmak gibi bir sürü ritüeli hakimim. Birazcık da bunlardan bahsetmek istiyorum. Belki de bu video 2024 yılındaki hayatınızın değişmesine sebep olacak. O yüzden tekrar kanalıma hoş geldiniz. 2023 yılı aslında benim için oldukça faydalı ve oldukça güzel işlerin olduğu bir yıl oldu. Her anlamda kendimi kanıtladığım, kendimi bambaşka platformlarda gördüğüm, televizyon reklam filmiyle beraber hatta bence outdoorlarla iyice böyle köpürtülen ve güzel projelere imza attığım bir yıl oldu. Fakat bunların yanı sıra oldukça fazla da yorulduğum ve bence kendime vakit ayırmaktan daha ziyade bizi tüketen bir yıl oldu. Çünkü biliyorsunuz 2023 yılına ilk girdiğimiz günlerde 6 Şubat depremiyle sarsıldık. 6 Şubat depremini sadece yaşayanlar değil, aynı zamanda uzakta olanlar da oldukça sarsıcı bir süreç olarak geçirdi. Çok üzüntü dolu ve çok gerçekten elimizden bir şey gelmeyişinin çaresizliğiyle geçirdiğimiz 1-1,5 ayımız var. Ve sonrasında tabii ki bizler uzakta olduğumuz için bir tık daha hızlı toparlanmış olabiliriz ama hep aklımız orada kaldı. Ve aslında 2023 yılına girdiğimiz zamandaki o coşku ve heyecan 2023 yılı boyunca devam edemedi. Tabii bu süreç içerisinde ekonomik krizler de ayyuka çıktı. Çünkü gerçekten ülkece çok ciddi olarak sarsıldığımız zamanlar yaşadık. Dolar aldı başını gitti. O alıp başını gittikten sonra yaşam kalitemiz inanılmaz düşmeye başladı. A'dan Z'ye, en üst kalibresinden en alt kalibresine kadar herkeste aynı kaygı ve korku oldu. Ve bu kaygı korkuların sebebi olarak da aslında birazcık spiritüel şeyler daha da insanların hayatına girmeye başladı. Benim için de aynı şey oldu. Çünkü reklam sektörü en ufak bir krizde ilk etkilenen sektör oldu. Ben de bildiğiniz üzere kendi geçimimi kendim sağlayan, çocuğuma kendim bakan bir anneyim. Zaten hali hazırda bununla ilgili de bir dava sürecindeyiz. Şimdi kısaca ne durumdayız ve neler yaşıyorum? Aslında kısaca bundan bahsedeceğim. Ondan hemen sonra da uyguladığım ritüelleri ve kendimi rahatlattığım şeyleri size tavsiye edeceğim. Çünkü bu videoyu izledikten sonra 2024 yılına bambaşka gireceğinize emin olabilirsiniz. Çünkü aynı çıkmazları hepimiz hissediyoruz. İşin içinden çıkamadığımız, kendi kendimize itiraf edemediğimiz, aslında daha iyi hak ettiğimizi düşündüğümüz ama daha kötüye razı olduğumuz korkunç bir sürecin içerisindeyiz. O yüzden Aralık ayının başında bu videoyu çekmek istedim ki bütün bir ayınız sizin kendinizi toparlamak adına güzel bir sürece dönüşsün. Biz nafaka kaldırılmasıyla alakalı bir dava sürecindeyiz. Zaten asgari ücretin çok çok altında olan bir nafakanın kaldırılmasıyla alakalı bir dava sürecine girmek için de ekonomik olarak bence oldukça iyi durumda olan insanlarız. Ama bu boşanma vakaları biliyorsunuz belli bir noktadan sonra savaşa döndüğü için artık hani herkesin kendi bütün eteğindeki cephaneleri ortaya çıkardığı ve hani kim daha fazla vuracak savaşına döndüğü için böyle bir savaşın ortasındayız. İlk celsesi görüldü, ikinci celsesi 9 Ocak'ta. İlk celsesi ön inceleme duruşması olarak görüldü. Yargı masasından da bildiğiniz üzere benim bütün avukata ihtiyacım olduğu yerdeki her tür vekilliğimi sevgili Özgecan Sırma yapıyor. Bununla alakalı da aslında son zamanlardaki fenomen soruşturmaları da hep çok soruluyor. O konuda şu anda herhangi bir benim tarafımdan, benim nezdimden bir gelişme olmadığı için ailevi boyutta kalıyor vekaletimin şeyi. Ben böyle bir davanın konusu olduğum için, tarafı olduğum için üzüntü ve utanç duyuyorum açıkçası. Ve tüm boşanan erkeklerin de karılarına, eski eşlerine bu şekilde saldırmalarından dolayı da
yapabileceğim hiçbir şey yapamıyor olmaktan dolayı da aslında çok büyük mutsuzluklar duyuyorum. Allah'ıma çok şükür ben kendi ayakları üzerinde duran, ailesi arkasında olan, her tür desteğe sahip bir insanım ama böyle bir insan olmadığım senaryoda da bu yıkıcı ve yıpratıcı süreci yaşamak hiç istemezdim. O yüzden bütün bu süreç bittiğinde birçok yerde şunu göreceksiniz. Yani aslında 2024 yılının hedefi benim için oğlumun adını açmış olduğum kadın evleri, yurtlar ve okullar olacak. Benim hayalim tamamen bu yönde. Allah bana daha çok versin. Bu yapmış olduğumuz formatlar çok çok daha iyi yerlere taşınsın. Gelir kapıları daha da açılsın ki böyle Anadolu'da da, İstanbul'da da, Akdeniz'de de, memleketimde de, her yerde oğlumun adını açılmış olan, özellikle oğlumun adını vermek istiyorum bir erkek annesi olarak, böyle bir evlat yetiştirmek hayalindeyim. Oğlumun adını açılmış olan kadın evleri, yurtlar ve eğitim alanları olmasını istiyorum. Mesleki eğitimler de olabilir, bilmiyorum. Bununla ilgili 2024 ile ilgili çok güzel planlarım var. Sizlerin duasına talibim. Şimdi bütün bunların yanında 2024 yılı için hepimizin kendine ait hayalleri var. Hepimizin ilk önceliği tabii ki geçim sıkıntısını ve ekonomik olarak düzelmenin, sağlıkla, mutlulukla 2024 yılına girmek. Ama bu noktalarda bazen insanın dualara ihtiyacı olduğu kadar o duaların yanında da bir şeylere inanmaya ihtiyacı oluyor. Ben bununla ilgili evimde işte devamlı tütsüler yakan, ondan sonra kötü enerjiden uzak durmaya çalışan, gerçekten frekansı düşük insanlardan kendini korumaya çalışan biriyim. Tabii ki hayatımda benim de düşük frekanslı olduğum ve birbirimizi çektiğimiz alanlar oluyor ama hayallerime nasıl sahip olduğum ve nasıl sahip olacağım dediğim noktada gerçekten çok fazla faydalandığım şeyler oldu. Şimdi bu videoda bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü bizi izleyen herkesin hayatıyla ilgili bir değiştirmek istediği hayal var aslında. Yani hayal ettiği bir şey var ve değiştirebileceğine olan bir inancı var. Ve bu inancı bazen ara gazla, bazen işte sanki onu bir ocak gibi düşünün, köpürtülmesi gerekiyor. Benim için aynı şey geçerli. Ben geceleri podcast dinliyorum. Podcast dinlediğimi daha önceden de söyledim. Merdiven Altı Terapi benim için çok önemli bir podcast. Deniz'i kişisel olarak da çok seviyorum. Yaptığı işleri de çok beğeniyorum. Aynı zamanda bütün bu beğenimin yanı sıra Deniz'in orada aslında hepimizin yaşadığı şeyleri dile getiriyor olması beni açıkçası çok güçlendiriyor. Bu birincisi. İkincisi, bunun yanında 10. Köy'ü dinliyorum. Aslında psikolojik olarak o an neye ihtiyacım varsa, mesela örnek veriyorum işte nasıl geri döndürülür, attım şu an yani. Onu bile yazıp oradan çıkan herhangi bir podcast'i dinliyorum ve podcast'le uyuma benim için gerçekten bir ritüel haline geldi. Olumlamaları dinliyorum. Serpil Ciritçi is my love. Gerçekten kendisini çok seviyorum. Ve çok seve seve dinliyorum. Yani bence söylediği şeyler çok doğru. Hatta söylediği şeylerden bir tanesini böyle uzun uzun paylaşacağım şimdi sizinle. Şimdi der ki Serpil Ciritçi, her insanın bir frekansı vardır. Örnek veriyorum, mesela benim frekansım 50. Ve 50 frekansa çıktığınızda 50 frekanstaki insanları çekersiniz. Amaç aslında burada hayatımıza bir eş de katmak istersek ya da hayatımıza bir iş de katmak istersek frekansımızı yüksek tutup yüksek frekansla insanların karşımıza geliyor olması. Bu yüzden de kendinizin inancını işte hayatla ilgili olumsuz düşünceleri olumluya çevirmeyi fazlasıyla yapmamız gerekiyor. Şimdi ben son zamanlarda buna çok taktım kafayı. Çünkü ne olursa olsun çok göz önünde bir iş yapıyorum. Enerjisel olarak çok enerji çekiyorum. Nazara çok geliyorum. Ondan sonra bizim işlerimizde böyle pastana kadar büyük gibi gözükse de küçük gibi, böyle herkes her şeye saldırıyor. Kimin yanında gözükseniz öbürü de sizinle samimi olmak istiyor falan gibi. Böyle enerji vampirlerinin bol olduğu bir sektördeyim. O yüzden kendimi refresh ediyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Sabah uyanıyorum. Güzelce bir tütsümü yakıyorum. Küçük küçük tütsüler aldım böyle. Tütsülerimin yanındayım. Gösterebilirim yani bunu. Aa, bunun içinde de ki tütsüler. Neyse, bunlar yağlarım. Bu yağlarım da mesela çok önemli. Yağların frekansı da çok önemli. Şimdi önce yağları göstereceğim, sonra tütsüleri göstereceğim. Şimdi bu yağ mesela, bu kalp iksiri, tamam mı? Ben normal günde başladığım zaman şöyle kalp iksiri yağımı, içinde gül esansı var, şöyle bileğime sürüyorum. Ve bütün gün bunu kokluyorum. Ben iyileşirken bu tarz yağların faydasını çok görmüştüm. Lavanta yağı böyle o kadar güzel beni refresh ediyordu ki ve inancımı da şey yapıyordu. Gerçekten faydasını gördüğüm için bu yağlara çok dikkat ediyorum. Yağların bu arada esansları çok pahalı normalde. Ama işte indirimlerde ben bunları kovalıyorum gerçekten. Ve alıyorum. Şimdi gelelim tütsülere. Tütsülerim bunun içinde. Şimdi bu Palo Santo'larım.
Bunu çoğu kişi sevmiyor bu arada. Bunlar kuş tüylerim. Dışarıdan topladığımız zaman hemen bize bir mesaj olduğuna inanıyoruz Emir'le beraber. O yüzden toplayıp toplayıp bunun içine atıyoruz evde. Şu küçük tütsüleri göstereceğim. Bunlarda mesela şöyle bereket, para, ondan sonra işte olumlu enerji, işte baby powder diye çok güzel bir kokusu var falan. Her gün sabah uyanıyorum. Önce camları açıyorum. Güzelce bir evi havalandırıyorum ve tütsülerimi yakıyorum. Her perşembe yaptığım bir şey var. Bunu da yine bir yerlerden öğrendim. Bir limonu ikiye bölüyorum. Yarım kalan limonun üzerine tuz serpiştirip böyle tuzla kapanacak şekilde yatak odamda görünmeyen bir yere koyuyorum onu. Ve bolluğun, bereketin bana geleceğine inanıyorum. Şimdi bunlar da çok ütopik gelse de gerçekten onu oraya koyuyorum. Bir şekilde bir şeye inanıyorsunuz ya, o hafta iş geliyor. Deli gibi iş geliyor. İnanamazsınız. Şimdi benim rotamı biraz daha özel hayata doğru çevirmem lazım. Özel hayatta da bu arada hani karşıma birileri çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama o karşıma çıkan insanların benim istediğim gibi olması ya da örnek veriyorum bizi birbirimize çıkarıyor olmasını da kendim sağlamalıyım. En baştaki o frekans meselesine dönerek sağlayacağım bunu. Ben gün içerisinde bütün olumsuz düşünceleri kafamda taşıyorum. 50 frekansa dışarı çıkıyorum. Yüzlük adam bana gelmiyor ki. Bir de frekans düşük olanla frekans yüksek olan adam karşılaştığında otomatik frekans düşüyor. Haliyle 50 ile çıkmışım, geldi karşıma 20'lik arkadaşım car 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 konuşuyor bana. Ondan sonra yok işte evim şöyle de, yok kocam böyle de, yok işim şu kadar kötü de, yok kriz böyle bilmem ne de, şu vurdu bizi de, bu bilmem ne yaptı da. Evet kardeşim, bu da kafa yani. O yüzden bunları yasakladım kendime. Evet de tek başıma oturup gerçekten izlediğim şeylere bile dikkat ediyorum. Evet, fenomen soruşturmaları dosyasını yapıyoruz bilmem ne ama bunu iş olarak işte bırakıyorum. Bu arada orada da devamlı tütsüyle geziyorum. İşte defne yaprağı olsun, ada çayı olsun. Onları da yakıyorum gün içinde. Bir de evdeki parayı arttırmak için çok önemli bir formül söyledi sevgili Tuğçe bana, yaşam koçum. Dedi ki sabah kalktın haftada bir çörek otuyla beraber Türk kahvesini yak ve evde gezdir. Bu evin bütün böyle bereketini, her şeyini arttırır. Ben çok inanırım böyle şeylere. Hatta son zamanlarda şunu da yaptım arkadaşlar. Buzdolabında bulunan alkolleri de çıkardım. Dedim ki sonuçta nimetle beraber alkol de bulunmasın. Ondan sonra onları da çıkardım dışarıya. Diğer buzdolabı ile ilgili tüyom da şu olacak. Hemen bunu da söyleyeyim. Artık daha fazla bu videoyu devam ettiremeyeceğim. Çünkü herkes şimdi koşa koşa gitsin ve 2024'ü hazırlansın. Buzdolabının üstünde hiçbir şekilde fotoğraf bulundurmayın. Aranıza soğukluk girer. Vallahi bu doğru. Bununla ilgili bir reel de çekmiştim. 2023 bana çok güzel şeyler verdi ama bunlardan her zaman ilki ve teki sevgili oğlum. Oğlumla beraber Anne Çocuk Dergisi'nin kapağı oldum. Kendim Pantene'nin marka yüzü oldum. Ve onun dışında bir sürü güzel reklam filmlerinde yer aldım. Çok güzel, kariyerim anlamında çok güzel ve böyle pisliklerin temizlendiği güzel bir yıl oldu. Şimdi 2024 yılı içinde aynı şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Bu hafta yine tabii ki Çağlayan Adliyesi yargı masası var. Sizin bu yargı masasında konuşmamızı istediğiniz bir şeyler varsa veya bana sormak istediğiniz özel bir şey varsa veya bu dava süreci nasıl geçiyor diye merak ediyorsanız veya ritüelleri evinizde uygulayıp sonuçlar aldığınız, benim anlattıklarımdan farklı bir şey varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakmayı, Instagram'da demetişli olarak beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı, çünkü Aralık ayı boyunca full yılbaşı hediyesi gelecek size. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.